Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi dümen çizeceğiz. Egzersiz olarak ölçüleri verilmiştir. Size açıklamalar kısmında bunu vermeye çalışacağım, eğer unutmaz isem. Geç kalmadan hemen başlayalım. Anayakanımızda parçayı seçip başlayalım hemen. Ön düzleme karşımıza alıp çizim diyoruz. Ve daireyi alıp şöyle dört tane daire çizeceğiz. Daha sonra hemen ölçülere bakıyorum. 104, 80, 32 ve 24. Şöyle verelim. 104, 80, 32 ve 24. Bunları verdikten sonra unsurlar deyip ekstrüzyon ile kat oluştur diyeceğiz. Orta düzlem seçiyorum. Ekstrüde edeceğimiz kısımlar şu ile şu kısım. Bakalım 10 milimetre yeter mi? Şunu 15 yapsak olur aslında. 15 yapalım. 15 yaptıktan sonra şöyle bir parça elde ediyoruz, görüntü. Daha sonra şu verilen kare olan kısımları yapmaya çalışacağız. Yaklaşık 2 tane. Şuraya yapsak yeterli. 2 tane yapıp, hatta 1, 2, 3 tane yapıp çoğaltacağız bunları. Bunların uzunluğu da burada yazmakta. 8, 8'e 1, 8'e 1,5 olarak verilmiş. Tekrar ön düzleme geldim. Çizim açtım. Ve elime bir merkez ile dikdörtgen aldım. Normal dikdörtgen de alabilirsiniz. Ki hatta onu alsak daha iyi olur. Şimdi şuraya, şuraya ve şuraya yaptım. Şu 8 olacak. Burası 1,5. Ve bunu şurayla teğet yapacağım. Şu nokta ile de orijine dikey olarak sabitleyeceğim. Aslında şunu teğetti, şunu silelim. O zaman hiç onun şöyle olması lazım. Hani şurayı ile şurayı çakışık yapalım. Evet, şimdi daha iyi oldu. Aynı şekilde şunları da 8 diyelim. 1,5 diyelim ve şunu çakıştıracağız. Aynı şekilde şunu çakıştırmamız gerekiyor. Yani normalde bu iç kısımda olmasa da biraz daha olsun. Böyle olsun. Bu da 1'e 11 olarak tanımlayacağız. Bunun orta noktası ile şunun orta noktasını dikey ayarlayalım. Okey. Şimdi arkadaşlar, şu 1,5, 8, 8 ve 11 milimlik kalınlıkları verdik. 1,5, 1,5 ve 1 milimetrelik dikey uzunluğunu verdik. Daha sonra şunu seçip
Şuradan dairesel çizim çoğaltma diyeceğiz. Ve buraya bakıyoruz. 3, 6, 9, 12. 12 tane çoğaltma kopyasını oluşturacağız. Okey dedik. Daha sonra bunu seçip merkezi seçip aynı şekilde dairesel çizim çoğaltma dedim. Ve buraya da 12 yazdım. Ya aslında bu da bir saniye. Şunun uzunluğunu da 11 yapabiliriz. Evet. Ya da 8 olsun. 8 olsun 8. Daha iyi olacaktır. Alt kısmı. Dairesel çizim çoğaltma dedim. Orayı 12 yaptım. Ve tamama tıkladım. Daha sonra şuna gelip aynı işlemleri buna da uyguluyorum. 12 dedim. Tamama tıkladım. Daha sonra gördüğünüz gibi unsurlar deyip ekstrüzyonla kat oluştur dedim. Şuraya orta düzlem olarak seçtim. Bunun kalınlığını da 7.5 olarak seçsem ya da 8 seçsem yeterlidir. 8 milimetre ayarladım. Normalde bu santimetre de olabilir. 1 milimetre olarak başlamış bulunduk. Öyle devam edelim. Şimdi daha sonra şu kısımları yaptıktan sonra şu ayrıntı olan kısma geçeceğiz. Buraya da sadece şu sağ kısmı çizeceğiz. Buradan da sağ kısmı çizeceğiz ve döndürerek katı oluşturacağız arkadaşlar. İlk önce şu kısmı çizelim. Onun için ön düzleme geldim. Dik baktım ve çizim açtım. Ve elime nokta ile yayı aldım. Şöyle kabaca şöyle bir şekil oluşturuyorum. Şu kısımdan. Şöyle bir şekil oluşturdum. Şuradan orta noktasına geldim. Böyle birleştirdim. Daha sonra ölçülerini vereceğim. 4.5'muş. O zaman burasını 4.5 dedim. Burası 19. Şurası 20. Buraya 19. Şuraya 20. Alt kısım o da sanırım aynı. Buraya 2.25 dedik. Şu biraz tombul olsa çok güzel olabilir. Şöyle yapalım. Şurayla ile şuranın arasına 3.5 diyelim. Pardon. Şöyle yapsak evet. Tamam. Daha sonra alt kısmına geleceğim. Buradan da aynı şekilde devam edeceğim. Şöyle gidip bir 12'lik bir şey çekeceğim ilk önce. Tam ortasından. Şuraya 12 diyeceğim. Şuradan bakıyorum hemen tekrar. Şöyle olsa. Şöyle bıraktım. Şurası 30, burası 3.
Şurası 30. Şu 3. Allah tükürsek. Şöyle bırakabiliriz. Ya, tam ölçüleri vermemiş sanırım. Tekrar bir bakacağım. Burasına 3,5 demiş. O zaman şöyle 3,5 böyle 2 desem. Burası 2,25 olsa. Yani olduğu kadar yaptık. Şurayı da birleştirelim. Şurayı da birleştirelim. Okey. Şimdi arkadaşlar buraları hallettikten sonra unsurlar diyoruz ve döndürerek katı oluştur diyoruz. Şunu silip şunu seçiyorum. Gördüğünüz üzere oluşmuş oldu. Daha sonra şu seçtiğimiz şu döndür en son yaptığımız döndüre tıklıyoruz. Daha sonra dairesel çoğaltma diyoruz. Ve yön olarak şuradaki daireyi seçiyoruz. 12 olarak giriyoruz bu kısma. Ve tamama tıklıyoruz. Kalıp olarak parçamız bu şekilde. Bakıyorum daha sonra yapmamız gereken bir şey. Yok. Yani basit aslında çok zor bir şey değil. Şöyle yapabiliriz. Radius ekleyebiliriz şu kısımlara. 2 veya şuraya 2,5. 2,5 ekledim. Şu kısımlara da ekleyeceğim. Evet. Daha sonra şu kısımları da ekleyebiliriz. Size kalmış aslında. Evet arkadaşlar. Daha sonra şey yapalım. Tasarım bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz aslında. Ben burada tahta yapacağım. Herhangi birini şunu yapabiliriz. Şöyle. Şu kısımları da aslında farklı bir şey yapabiliriz. Detay. Buralar tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle. Hatta şu kısımları da topuz kısımlarını da değiştirebiliriz. Evet. Böyle yapmış olduk. Budur.
Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.